Avrupa Konseyi 49 ülkeye dair tutuklu ve hükümlü istatistiklerini yayımladığı raporda Türkiye'nin 2020 yılında nüfusa oranla cezaevine girişlerde ilk sırada olduğunu belirtti. Bu rapor Türkiye'deki baskı düzeninin göstergesi değil mi? Evet 49 ülke içerisinde birinciyiz arkadaşlar. Neyde birinciyiz? Ne bilimde, ne üniversitelerimizin kalitesinde, ne enflasyonun düşüklüğünde, ne kişi başına düşen milli gelirin yüksek olmasında, ne huzurda. Hiçbir şeyde birinci değiliz. Ne, ne, hangi konuda birinciyiz? Cezaevine, cezaevindeki tutuklu sayısında birinciyiz. Nüfusumuza göre, nüfusumuza göre en yani e, nüfusa göre yüz binde olarak hesaplanıyor bunlar. Yüz binde mesela Avrupa'da 100 kişi hapiste, yüz bin kişiden yüzü hapiste, yani bin kişiden bir tanesi hapiste. Türkiye'de bu üç katı, üç buçuk katı. Ve şu anda e, 272 bin kişi varmış hapishanelerde bundan bir iki sene evvel 300 bin kişiydi. 300 bini geçmişti. Bildiğiniz gibi bir af çıkardılar. Adını af demediler ama aslında aftı. Ee, 50 bin torbacı, eroyun satanlar, esrar satanlar, işte bazı katiller, hırsızlar falan birçokları salı verildi. Yani sayıyı bilmiyorum, hatırlamıyorum ama Herhalde bir yüz bine yakın insan salı verildi. Tekrar dolmuş yani şu anda. Ve e, Türkiye hapishanelerinin arttırılmış kapasitesi 190 bin, 200 bin civarında. Arttırılmış kapasite. Normal kapasitesi daha düşük. Yani ranza sistemiyle falan biraz daha boş yerleri doldurarak arttırmışlar. Buna rağmen 190 bin, 200 bin civarında alabileceği maksimum sayı ama şu anda 272 bin, daha evvel de 300 bin 100 bin kadar tam, tam rakam doğru olmayabilir. Yani ben yaklaşık söylüyorum. Bu kadar insan salı verildi. Buna rağmen tekrar 272 bine çıktı. Bol bol insan tutukluyoruz. Hep siyasi maksatlarla. Bol bol insan tutukluyoruz. Sulh ceza hakimlikleri giyotin makinesine dönmüş, önüne geleni tutukluyor, önüne geleni tutukluyor. Normalde tutuklu yargılama istisnadır, sadece bir tedbirdir. Delilleri karartma ihtimali varsa sanığın, tutuklu yargılanır, deliller toplanana kadar, bir ay, iki ay filan. Ondan sonra kaçma ihtimali varsa tutuklu yargılanabilir. Yani e, e, ikameti belli olan, kaçma ihtimali olmayan insanlar ne bileyim tüm tüm deliller toplanmış. Bir şey yok yani ortada. Buna rağmen tutuklu yargılanıyorlar. Böyle olunca dünyada birinciyiz. Yani Avrupa Konseyi'ne bağlı ülkelerde 49 ülkede birinciyiz. Yani düşünebiliyor musunuz yani? Yani Rusya gibi olmuşuz. Rusya'dan da kötüyüz. Rusya diktatörlük olarak biliniyor. Biz onu geçmişiz. Kişi başına yani yüz bin kişiye düşen e, tutuklu sayısı yönünden Dünyada şeyde Avrupa'da birinciyiz. Ve bu devam ediyor. O kadar konuşuyorlar. İşte yargı reformu bilmem ne. Bundan sonra tutuklu yargılama olmayacak. Tutuksuz yargılama esastır. Zaten böyleydi. Anayasada da böyle, kanunda da böyle, dünyada da böyle. Sanki yeni bir şey söylüyorlar gibi. Ya bunlar kanun bilmiyor. Ya blöf yapıyor. Zaten kanunlar böyle söylüyor. Ama siz onu uygulamıyorsunuz ki. Siz sürekli olarak telefon ediyorsunuz hakimlere. Tutukla diyorsunuz. Hakimler özgür değil ki. Ha benimle ilgili ben, ben biliyorum. Benimle ilgili emniyet müdürünün yanındaki bir zat. Biz daha adliyedeyken, daha tutuklanmadan, daha ne olacağı belli değilken Emniyet müdürünün yanındaki birisi bir arkadaşımızın tanıdığıymış. Diyor ki hakim bırakacak suç yok ama filan bakan telefon açtı. Tutuklayacaksın dedi. Beş kişiyi tutuklayacaklar hocanız da içinde. Dedi ve tam beş kişi ben de dahil dediği gibi gerçekten beş kişi tutuklandık. Saatler evvelinden hakim daha karar vermeden biliniyordu kaç kişinin tutuklanacağı. Böyle bir ülke yani hakim tutuklamıyoruz, siyasiler talimat veriyor. Siyah gözlüklüler talimat veriyor. Böyle olunca elbette ki dünyada da birinci oluruz yani şimdi Avrupa Konseyi'nde birinciyiz. Böyle giderse dünyada da birinci olacağız. Zaten olacaktık da ucundan döndü. O 50-100 bin kişiyi salı verdiler onun sayesinde yoksa dünyada birinciyiz aslında. Böyle bir şey olamaz ki. Af neymiş ya? Ne affı? Suç varsa vardır. Sen insanları suçsuz yere hapse atma. Suç işlenmişse gerçekten o zaman da af çıkartma. Afla insanlar çıkarma. Benim babamı öldürmüş diyelim. Sen nasıl benim babamı öldüreni affediyormuşsun ya? Af neymiş? Sen herkesi tutukla. Ondan sonra 10-15 yılda bir af çıkar. O af da çıkmasaymış dünyada birinci olacakmışız demek ki. Zaten bunu keyiflerinden çıkarmadılar. Hapishanelerde yer kalmadı. 12 kişilik koğuşta 40 kişi kalıyor. Bu insanlık mı ya? İnsanlık mı bu? Tuvaletin önünde yatıyorlar. Tuvaletin önünde yerde. Betonda. Bir sünger vermişler. Ya biz halının üzerinde yattığımız zaman sünger de sersek üşütüyoruz ya. Adana'da bile ya şu halının üzerinde ince bir sünger koy yat e, çeker alttan soğuk çekiyor yani. Böyle tuvaletin önüne bile süngeri sererek insanlar yaşıyor. 12 kişilik koğuşta 40 kişi. 8 kişilik koğuşta 35-36 kişi. Yani kapasite de yok ama yine de inatla düşmanlık duygularıyla kin darlıklarıyla tutukluyorlar. Yerde yok buna rağmen nefret dolular, kin dolular ve habire tutukluyorlar. Devlette şefkat esastır. Bunlarda şefkat, mefkat yok. Şefkat adaletli olanlarda olur. Adalet Adaleti bile olmayanlarda merhamet olur mu? Adalet farz, merhamet sünnet. Ya bunlar farzı yapmıyor, sünneti mi yapacaklar? Bunlarda adalet yok ki merhamet olsun. Sürekli insanları korkutma başka bir şey yok. Yani çünkü yani e, memleketi yiyenler çok. Bu kadar yedikleri halde nasıl konuşulmayacak, ortaya dökülmeyecek, baskı sistem kurarak. Diktatörlük kurmazlarsa herkes konuşur. Mecburlar bunu yapmaya. Diktatörlük boşuna değil. Özgürlük ortamı olursa herkes konuşacak ve hep hapse girecek. Baskı kurmak zorundalar. Ama bugüne kadar çok böyleleri çıktı dünya tarihinde ama hepsinin sonu kötü oldu yani. yani adaletli olsan diktatör olmana gerek kalmaz. Adaletli ol kimse konuşmaz. Ama adaletli olmak istemiyorlar çünkü adaletli olurlarsa memleketi yiyemezler. Adaletli olmak aslında daha kolaydır diktatör olmaktan. Adaletli ol, diktatör olmana gerek kalmaz. Çünkü kimse seni eleştirmez, adaletlisin zaten. Ama adalet olmaya niyetleri yok.